篆刻呢是中国的一个古老的艺术，啊，跟我们中国的文字一样，有很长的历史，啊，同时呢，它也是一种文字的艺术，就是中国的文字呢，因为它是发源于象形，啊，所以呢，它有充分的这个艺术的表现力。Çin'de 2500 yıldan beri mühürler kimlik ve otorite sembolleri olarak kullanılıyor. Hükümdarların elinde, hanedanlığın sembolü olarak kullanılan mühürler, normal insanların elinde de imza gibi iş gören bir araç olarak işlev buluyor. 14. yüzyıldan itibaren mühür oymacılığı önemli bir sanat dalı olarak gelişim gösterdi. Ve üç mükemmellik olarak kabul edilen resim, şiir ve kaligrafinin seviyesine ulaştı. Mühürler fiziksel özellikleriyle obje olarak değerlendirilirken, üzerlerindeki yazılar sayesinde önem kazandı. Mühürlerin üzerindeki yazılar, Çin yazısının tüm potansiyelini kullanır ve Çin karakterlerinin görsel özelliklerini vurgulayacak şekilde çizilir. Bunların bazıları eski piktogramlardan geliyor. Çalkantılı 20. yüzyıl boyunca mühür oymacılığı gibi geleneksel sanatlar her ne kadar unutulmaya yüz tutmuş olsalar da Li Lanjing, 2003'te Çin Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden emekli olduktan sonra bu sanatı yeniden canlandırıp ilk dönemlerdeki popülaritesini kavuşturmayı başardı. Hayat boyu öğrenme fikrini devam ettirerek mühür oymacılığı sanatını geliştirmeye ve yaymaya çalıştı. 他具有非常广博的文化学养，对中国的古典文化有非常丰富的积累，同时他又对世界文化有非常浓厚的兴趣，他在文学、音乐这个舞蹈等等这个艺术领域的这样一种学养形成了一个他的一个非常完整的，可以说是丰富的精神世界。Mühür oymacılığı ustalık gerektiriyor. 14. yüzyılda ressam ve kaligraflar kendi mühürlerini oymaya başlamışlardı. Bu kişisel ama aynı zamanda sanatsal bir dışa vurum olarak düşünülebilir. Mühür oymacılığının önemli bir sanat dalı haline gelmesi, kullanılan malzemeleri olan ilgiyi de artırdı. Mühürler, metal, seramik, fil dişi çoğunlukla da renkli ve cilalanmış bir taşa oyuluyor. Li Lanjing mühürlerinin çoğunu taş, bazılarını da metal, porselen ve tuğlalar kullanarak hazırlıyor. Bir mühür yapmak için bir taşa, bir bıçağa, bir cendereye ve bir kutuda kırmızı mühür macununa ihtiyacımız var. Çin'deki dağlardan gelen taşlar yumuşak yapılı oldukları için çoğu zaman elde oyulmaya oldukça uygundur. Taşı seçen sanatçı fırça ve mürekkep yardımıyla önce mühür üzerindeki yazıyı çizer. Daha sonra bu çizimleri takip ederek taşı oyar, yazıları ortaya çıkarır ve üç boyutlu bir görüntü elde eder. Mühür macununa batırılan taş, kağıda bastırılarak mührün üzerindeki yazıların ortaya çıkması sağlanır. Li Lanjing, mühür oymacılığının içgüdüsel bir meziyet olduğunu söylüyor. 我就想篆刻，老子要用脑子构思，用眼睛看，看了以后，老子叫你这个刀往哪走，他就非常准确的走，是不是？篆刻的时候，这一刀刻到哪什么位置停，他就要停。这不是一个非常这个精密的思维的过程吗？Li Lanjing 1932'de Jiangsu yönetim bölgesinin Zhenjiang şehrinde doğdu. Ekonomi, kültür, eğitim, spor, teknoloji ve bilim bakanlıklarında önemli görevler üstlendikten sonra 1993-2003 yılları arasında Çin Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Mühürler üzerinde kullandığı yazılar, mühür oymacılığı tarihinde pek de alışılagelmiş şeyler değildi. Li Lanjing büyük ölçüde zamanının sorunları üzerinde çalıştığı için geleneksellik ve çağdaşlığı bir araya getirmek zorunda kaldı. 1970'lerin sonlarında gelen reformlardaki rolü onun ileri görüşlü bir düşünür olarak tanınmasına yol açtı. Mühürlerinde kullandığı temalar bir politikacı ve bir insan olarak prensiplerini yansıtıyor. Aslında yaptığı mühürler son derece kişisel özellikler taşıyor. Ayrıca Li Lanjing'in
Çin'in 2008 olimpiyatlarına aday olmasına da katkısı oldukça büyük. Hatta Çin için resmi mührün son haline de o karar vermişti. Bu mühür bugün uluslararası platformda en iyi tanınan Çin mührü ve mühürlerin bir Çin geleneği olduğunun da önemli bir kanıtı olarak geçer. Mühürdeki görselde dans eden bir figür görüyoruz. Bu figür aynı zamanda Çin karakterlerinden biri olan ve başkent anlamına gelen Jing'e benziyor ki bu İngilizce'de Beijing diye okunan başkent Pekin'in harfleri arasında da yer alır. Devlet adamı Li Lanjing, 20. yüzyılın mühür oymacılığı adına yeni bir yüzyıl olmasına yardımcı oldu. Çalışmaları, uluslararası kültürün önemli politik ve kendi özel hayatındaki olaylarla yakından ilgiliydi. Yüzü aşkın mühür ve iki fırça kaligrafisi bu sergide izleyiciyle buluşuyor. Çalışmaları, kültürün tüm insan ve ulusları bir araya getirebileceği fikri üzerine kurulu ve bunu Çin'e özgü bir şekilde yapıyor. Sergi, çağdaş Çin sanatını izleyiciyle buluşturması açısından British Museum için oldukça büyük bir önem taşıyor.